Son zamanlarda kişisel gelişimden çok mağdur olan insanlar olduğundan dolayı artık bugün noktayı koymak istiyor. Bu mağduriyeti ortadan kaldırmak istiyorum. Peki mağduriyet ne? Kişisel gelişim yapmak istiyor insanlar, şahsiyet gelişim yapmak istiyor fakat yanlış adrese gidiyorlar. Genellikle kişisel gelişim uzmanları kendini öyle adlandıran insanlar dışarıda rekabet çok olduğundan dolayı diğerlerinden farklı olabilmek için kendi kafalarına göre bir şeyler uyduruyorlar. Mesela melek coaching diyor veya sayılardan bir şey uyduruyorlar. 111, 222, 333 gibi saçma sapan uyduruk kaydırık bir şeyler uyduruyorlar. Diğer kişisel gelişimcilerden farklı olabilmek için bunu yapıyorlar ve bu saçmalığı Öğrencilerini aktarıyorlar ve öğrenciler de mağdur oluyor. Çünkü saçma sapan hiçbir bilimsel yanı olmayan, hiç ilimle alakası olmayan insanları mağdur ediyorlar. Onların imanlarıyla oynuyorlar, onların akıllarıyla oyun oynuyorlar değerli arkadaşlar. Bu şekilde mağdur olan insanlar gün geçtikçe çoğalıyor. Öyle veya böyle sonunda bize geliyorlar. Peki değerli arkadaşlar bu kişisel gelişimcilerin kaygıları ne? Biraz önce dediğim gibi kıyaslanabilir olmak. Yani diğer kişisel gelişimcilerle aynı olmak istemiyorlar. Yani kıyaslanmak istemiyorlar. O yüzden kendi kafalarına göre ritüeller uyduruyorlar. Bu mağduriyet artık ortadan kalkması lazım. Bizim öyle bir kaygımız yok. Çünkü biz kendimizi kıyaslamıyoruz zaten. Onlarla aynı safta değiliz, aynı çizgide değiliz. Biz zaten kıyaslanabilir değiliz onlarla. Öyle bir kaygımız ve tedirginliğimiz yok. Ondan dolayı öyle bir problemimiz yok. Bizim eğitimimiz zaten araştırın, inceleyin. Şu dünyada adım adım her yeri araştırın, inceleyin. Öyle bir eğitim yok. Kıyaslanacak bir durum olmadığından dolayı kendimizi rakip olarak görmüyoruz. Tamamlayıcı bir eğitim zaten. Yani kişiye özel. Hani bir terziye gidersin, ölçünü alır. Sana ona göre bir elbise hazırlar, giydirir. Sana tam olur bu elbise. Uyar sen memnun olursun, mutlu olursun, seni tamamlar. Bizim eğitimlerimiz de öyle. Yani testle, analizle kişiyi tanıyoruz, anlıyoruz. Ona göre bir eğitim hazırlıyoruz. Yani onun eksik lerini tamamlayan eğitim. Onu tamamladığımızdan dolayı önündeki engelleri kalkıyor, içindeki potansiyel ortaya çıkıyor. Arzuladığı hedefe ulaşıyor, aynı zamanda feraseti açılıyor. Önemli olan feraset algıları açılıyor. Eğitime katılan arkadaşlarımızın sizinle aynı düşünen, sizin değerlerinize saygısı olan, örf adet kültürünüzü, değerlerinizi yaşayan insanlardan destek almanızı tavsiye ediyorum. Saçma sapan, uyduruk, ritüellerle dolu eğitim olarak adlandırılan saçmalıklardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Siz hocam nasıl yapıyorsunuz, bu işleri nasıl ders veriyorsunuz diye merak ediyorsanız bizim Instagram hesabımızdan direkt olarak uyanış yazın uyanış seminerini gönderelim size. 90 dakika sürebilir. Orada size adım adım her şey anlatılıyor. Bakış açımız anlatılıyor. Eğitim nasıl ilerliyor? içerikleri nelerdir? Bunlar hepsi size tek tek anlatılıyor. Bununla beraber eğitimimize katılmak istiyorsanız başvuru da gönderebilirsiniz. Hemen videonun altından linke tıklayarak başvuru gönderebilirsiniz. İlim, irfan dolu, sırlarla dolu eğitimlerimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.